Basfi ile Deneysel Bilim isimli kanalın Dijital Oyunlar Yararlı mı Zararlı mı isimli videosunun özetini dinleyeceksiniz. Videonun tamamını izlemek için açıklamalardaki linke tıklayabilirsiniz. Daha fazla içerik yükleyebilmemiz için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, hem sosyal medyadan hem de sözlü olarak çevrenizle videoları paylaşmayı unutmayın. Oyunların beynimize etkisiyle ilgili pek çok araştırma yapılmış. Özellikle konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirdiği ile ilgili varsayımlar öne sürülmüştür. Oyunlarda aynı anda pek çok şey yaptığımız için beynimizde devamlı çalışma halindedir. 60 ve 85 yaş arasındaki kişiler üzerinde yapılan çalışmada oyun oynayanların Alzheimer gibi hastalıkları yakalanma oranının düşük olduğu gözükmektedir. 2008 yılındaki Amerikan Psikologlar Birliği Sözleşmesi'ne göre oyunlar, oyuncuların fiziksel becerilerini artırmaktadır. Oyun oynayan cerrahlar oynamayanlara göre %27 daha hızlı, %37 daha dikkatlidir. Uzmanlar bu konu hakkında bir görüş bilinine sahip olmasa da 2018 yılında Dünya Sağlık Örgütü fazla oyun oynamaktan kaynaklanan oyun bozukluğunu bir hastalık olarak kabul etmiş durumdadır. Ve uluslararası hastalık sınıflandırmasında sınıflandırılmış durumdadır. Oyun bağımlılarının mental desteğe ihtiyacı olabilir. Dijital oyunlar şiddet eğilimini artırıyor Araştırmalar bu eğilime neden olmadığını gösteriyor. Mekansal becerilere oyunun etkisini ölçüldüğü bir deneyde Tetris oynatılan öğrenci grubu test oynatılmayana göre daha başarılı olmuştur. Oyunun Tetris olmasının sebebi ise Tetris'in görsel zekaya uygun olmasıdır. Avustralya'da 12.000 tane lise öğrencisi üzerinde bir araştırma yapılmış. Oyun oynayanlar, oynamayanlara göre daha başarılı olmuş. Oyun oynamak hafızayı ve becerileri artırdığı için bazı öğrencilerin fen ve matematik derslerinde daha başarılı olduğu görülmüş. Videomuzu ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size tavsiyemiz açıklamadaki linkten videonun tamamını izlemenizdir. Umarım sizlere bir faydamız dokunmuştur. Lütfen kanalımıza abone olun videomuzu beğenin, arkadaşlarınızı da paylaşmayı unutmayın. Sevgilerle.